Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün duşa kabin temizliği yapıyorum. Temizliğime geçmeden önce duşa kabindeki bu kireç lekelerini, kirleri göstermek istiyorum yakından. Özellikle bu alt tarafı daha fazla kirleniyor, kireçleniyor. İç tarafta daha fazla yoğun bir şekilde bu kireçler. Dış taraf daha temiz oluyor kirlense de içi kadar kirlenmiyor tabii ki. Çerçeveye bakarken kireçleri daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi temizleme maddelerime geçeceğim. Ne ile temizleyeceğim? Limon kabuklarıyla. Limon kabuklarını böyle atmadım. Kullandıktan sonra topladım böyle. İçerisini de çok fazla sıkmadım. Bir miktar içerisinde su bıraktım. Bunları şimdi rondodan geçireceğim. Limonun yağları, kirleri, kireçleri çözme etkisi var bildiğiniz gibi. Kabuğuyla birlikte kullanıyoruz. Kabuğunda özellikle temizleme etkisi var. Parlatma, hoş bir koku yayma etkisi var. Bunlardan faydalanacağım. Kullanmış olduğum limon kabuklarını rondonun içerisine bıraktım. Bir su bardağı da soğuk su ekledim ve rondodan geçiriyorum. Ben 2 tane limonun kabuğunu kullandım. Dilerseniz daha fazla limon kabuğu da kullanabilirsiniz. 3, 4, 5 limonun kabuğunu kullanabilirsiniz. Fakat az olmasın. Tam etki sağlayabilmek için biraz fazla olursa iyi olur. Rondo'dan geçirmiş olduğum limonları süzeceğim. Limonun suyunu kullanacağım. Posasını çöpe atacağım. Üzerine tekrar bir bardak su ekliyorum. Burada kalan bu kalıntıları da böyle temizlemiş oldum. Kaşıkla limon posasına böyle bastırarak suyun alt tarafa geçmesini sağlıyorum. Üzerine hangi deterjanı ekliyorum? Bulaşık makinemde kullanmış olduğum sıvı deterjandan ekleyeceğim. Bu deterjanı ben hem bulaşık makinemde hem de temizliklerimde kullanıyorum yoğun bir şekilde kirlenmiş olan bölgelerde bu deterjanı kullanıyorum. 2 çorba kaşığı kadar ekleyeceğim. Dilerseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. 2 kaşık benim için yeterli. Karışımım hazır. Kaşıkla karıştırdıktan sonra duşa kabin temizliğine başlayabilirim. Limon kabuğundan su hazırlarken 2 su bardağı kadar su kullandım. Dilerseniz limon kabuğunu çoğaltarak 3 su bardağı suda ekleyebilirsiniz. Daha fazla yer temizlersiniz. Tül parçası kullanacağım böyle. Özellikle duşa kabini temizlerken tül parçası çok etkili oluyor. Şimdi duşa kabinin bu lekeli kısımlarından başlayacağım. İç taraftan başladım. İç tarafta daha yoğun bir şekilde kireçlenme var. Deterjanlı tül parçasıyla böyle yaydırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletelim. Bu bekleme esnasında kireçler çözülecektir. Çözüldükten sonra yani 10 dakika sonra tekrar aynı tül parçasıyla aynı deterjandan tekrar böyle sileceğim, temizleyeceğim ve durulama kısmına geçeceğim kireçlerin nasıl çözüldüğünü çıktığını daha net bir şekilde görebilmek için böyle arka tarafa arka plana bir çamaşır selesi yerleştirdim koyu renkte kireçler böyle hemen çözülüyor kullandığım duşa kabin cam Dilerseniz bunu mikada da kullanabilirsiniz Tabii ki aynı deterjanı mika ya da cam duşa kabin fark etmez ikisinde de kullanabilirsiniz gayet güzel bütün kireçleri çözüyor temizliyor camlara böyle yaydırma yaptıktan sonra 10 dakika bekleme süresine geçiyorum ve bu arada duşa kabinin içerisinde bulunan bu duş setini de temizleyeceğim üzerinde bulunan bu kireçleri de şöyle bir göstereyim siyah renkli olduğu için kireçler daha bir belirgin şekilde bu kısımlarda da metal kısımlarda da kireçlenmeler çok fazla görüldüğü üzere şimdi burayı temizleyeceğim. Yani buraya da deterjanımdan yaydırma yapacağım ve 10 dakika bekleteceğim. Kullandığım deterjanları tekrar etmek istiyorum. 2 tane limonun kabuğunu kullandım ve içerisinde bir miktar suyu da vardı. Çok fazla suyunu almadım. Bir miktar limon suyu bıraktım ve içerisine de 2 su bardağı su ekledim. 2 yemek kaşığı da bulaşık sıvı deterjanı ekledim. Tül parçası ile şimdi yaydırma yapıyorum. Bu karışımı astımı alerjisi olanlar da rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü herhangi bir kokusu yok, rahatsız edici bir durum yok. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta eldiven takmadan dahi kullanabilirsiniz ama yine de temizlik olduğu için ellerimize tek kullanımlık eldiveni takalım. Yaydırmanın sonunda sadece hoş güzel bir limon kokusu yayılıyor etrafa ve bulaşık sıvı deterjanının da kokusu gayet güzel. Hafif de bulaşık deterjanı kokusu yayılıyor. Çok fazla bir koku yok yani rahatsız edici bir koku yok. Bekleme süresinin sonunda ben bir kez daha üzerinden geçtikten sonra şimdi durulama kısmına geçiyorum. Sıcak su tarafını açıyorum çünkü soğuk su ile durulama yaptığım zaman deterjan artıkları kalabilir tam olarak temizlenmez. Sıcak su ile deterjanlar daha güzel temizlenir. Hatta bu aşamada diğer elime de küçük bir bez parçası alarak suyu tuttuğum yerlere böyle hafif hafif ovalayarak da deterjan artıklarını çıkarırsam daha güzel bir sonuç elde ederim. Şimdi kurulama kısmına geçeceğim. Cam duşa kabini kurularken hangi mikrofiber bezi kullanıyorum? Özellikle kullandığım bir mikrofiber bez var. Bununla camlar çok daha güzel temizleniyor, parlıyor. Bunu muhakkak denemeniz lazım. Şimdi sonucunu göstereceğim. Hem iç taraftan hem de dış taraftan sileceğim ve sonucu göstereceğim. Cam kurulama bezi de kullanabilirsiniz tabii ki fakat camları silmeye uygun olmayan bezlerle sildiğimiz zaman camlarımız tam olarak parlamaz. Sildiğim yeri ve silmediğim yeri şimdi göstereceğim. Burası sildiğim yer ve burası da silmediğim yer. Son olarak kireci önlemek için ne yapıyorum? Vazelin kullanıyorum. Duşakabinde vazelin kullanımını daha önceki videolarımdan bularak izleyebilirsiniz. Her tarafa böyle vazelin sürerek tuvalet kağıdıyla dağıtıyorum ve yumuşak bir bez ile de parlatıyorum yani buğulu görüntüyü parlatıyorum. Vazelinle duşa kabin temizliği videomu kanalımda bularak izleyebilirsiniz. Bugünkü videom burada sona eriyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.